Çocukların telefon bağımlılığına dikkat, uzmanlar uyarıyor. İnternet, oyun, sosyal medya derken özellikle çocukların telefon bağımlılığı arttı. Uzmanlar bağımlılığın artmasıyla birlikte çocukların istismara açık hale geldiğine dikkat çekerek aileleri de uyardı. Çocuklara telefon, internet yasaklamak çözüm değil, nasıl kullanılması gerektiği anlatılmalı. Bilgisayar, akıllı telefon aldığımızda ki en erken 12 yaş olmalı. Bu cihazları ve sosyal medyayı nasıl kullanmaları gerektiği hakkında onları öncelikle bilgilendirmemiz lazım. Bu telefonun kullanma şartları nasıl olacak diye ve bir kullanım protokolü hazırlamamızı kesinlikle öneriyorum. Aile içinde telefon kullanımı ile ilgili kurallar getirilmeli, nedenler çocuklara açıklanmalı. Örneğin yemek masasında, ders çalışırken, aileyle sohbet ederken cep telefonları masadan uzak olacak gibi protokoller uygulamamız lazım. Tabii çocuklara bu kurallar aktarılırken nedenleri gayet iyi açıklanmalı. Neden böyle yapmamız gerektiğini çocuğu ikna ederek bunları söylemeliyiz. Çocuklara sosyal medya arkadaşlıkları ile ilgili tavsiyeler yapılmalı. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Çocuklarımızın kötü niyetli yetişkinlerden uzak kalmaları için kimlerle arkadaşlık kurabileceğini, arkadaşlık gruplarının nasıl oluşacağı konusunda ciddi ciddi oturup konuşmamız gerekiyor. Belli çizgiler gözetilerek kişisel mahremiyet ve sosyal medya mahremiyeti anlatılmalı. Bunun için mahremiyet eğitimini öneriyoruz. Çocuklarımızla kızmadan, bağırmadan, utanmadan, sıkılmadan tabii ki belli çizgileri ve saygıyı gözeterek mahremiyet eğitiminin ne olduğunu, bireysel mahremiyetle sosyal medyada mahremiyetin ne olduğu konularını mutlaka konuşmalıyız. Canlı örneklerle bunu çocuklarımıza örneklemeli ve ikna etmeliyiz. Arkadaş gruplarımız hakkında birbirimizi bilgilendirmeliyiz. Yeni gelecek arkadaşlık tekliflerini ailecek değerlendirmeliyiz. Aile içinde hiçbir şeyin gizlenmemesi gerektiği öğretilmeli, sosyal medya konusunda gerekli uyarılar yapılmalı. Olumsuz arkadaşlık teklifleri veya mesajlarla karşılaştığımızda bunları asla birbirimizden saklamamayı, birbirimizle paylaşmamız gerektiğini ve gerekirse emniyet güçlerimiz gibi kurumlara bunları birlikte bildirmemiz gerektiği konusunu çocuklarımıza özellikle işlemeliyiz ve öğretmeliyiz. Çocuklar neden yalan söylüyor sorusuna cevap bulunulmalı. Doğruyu söylediğinde tepki gösterilmemeli. Doğruyu söylediklerinde biz onlara tepki veriyorsak, eğer çocuklarımız yaşadıkları bir olayı, karşılaştıkları bir olayı bize anlattıklarında kızarak, bağırarak tepki veriyorsak şu mesajı veriyoruz. Bir daha bana bunları söyleme, bunları saklı gizli yap mesajını alır çocuk. Dolayısıyla çocuklarımızın bu gibi olası kötü durumlarla Allah korusun karşılaşmaları halinde aileleriyle veya en yakınlarıyla, okul dönemindeyse öğretmenleriyle hemen bunu paylaşmaları çok önemli.